Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi ikinci 3 yıllık çalıştırma için hazırlanan Büyük Hadron çarpıştırıcısının bugün yeniden çalıştırılacağını duyurdu. Parçacıklara kütlelerini verdiği düşünülen ve Higgs bozonu adı verilen atom altı parçacığın keşfinde kullanılan Büyük Hadron çarpıştırıcısının ilkine göre neredeyse 2 kat daha fazla enerjiyle çalışacağı belirtildi. CERN'in sözcülerinden Voss, bilimsel çalışmalarının önemine değinerek, Higgs alanı olmadan atomun oluşamayacağını, moleküllerin olmayacağını, bu nedenle de yıldızların, galaksinin yani yeryüzünde hayatın olmayacağını dile getirdi. There would be no Earth and eventually there would be no life on Earth. CERN'de yapılan deneyler sonucunda Mart 2013'te uzmanlar evrenin oluşumu hakkındaki en büyük sırlardan biri olduğu kabul edilen Higgs bozonunu bulduklarını açıklamıştı. Çarpışmadan önce proton ışınlarının 27 kilometrelik bir halka şeklinde tasarlanan tünelde hiçbir engele takılmadan hareket edebilmesi gerekiyor.